Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Pfannkuchen mit Gemüse. Evet, bu ne demek oluyor? Pfannkuchen arkadaşlar gözleme, mit Gemüse sebze. Bu dersimizde dilerseniz bir yemek hazırlayalım mı sizlerle arkadaşlar? Bu sebze, evet gözlemin içerisinde çok lezzetli bir yemek. Yani sebzeli gözleme, yani Pfannkuchen mit Gemüse. İçerik diyecek olursak arkadaşlar, bu Almanca'da die Zutaten demek ki içerik demekmiş. Evet, für vier Personen brauchen Sie, demek ki 4 kişi için ihtiyacınız, evet brauchen neydi? İhtiyaç olmak demek değil mi? Sie de saygı formundaki Sie'yi görmüş oluyoruz. Demek ki für vier Personen brauchen Sie. Şimdi arkadaşlar bunun iki aşaması var. Bunlardan birisi hamurun yapılış aşaması. Diğeri de dolgunun yapılıyor olduğu bir aşama. Öncelikle hamurun yapıldığı bu içeriğe bir bakalım. Für den Teig, der Teig arkadaşlar hamur demek. Dolayısıyla hamur için diyecek olursak für den Teig demiş oluyoruz. Evet, buraya baktığımızda 200 gram mehl, un demek arkadaşlar bu. Gram Almanca'da G şeklinde yazılıyor. Yani yanına bir gr nokta koymuyorum. Sadece ufak G harfiyle 200 gram mehl demek ki 200 gram un demekmiş. Eine Prise Salz, bir tutam tuz demek arkadaşlar. Demek ki eine Prise Salz, bir tutam tuz demekmiş. Vier Eier, das Ei, die Eier, 4 yumurta demek arkadaşlar. Vier Eier. Evet, 1/4 nasıl okunuyordu bu arkadaşlar? Ein Viertel. Ein Viertel yani 1/4. Evet, Liter bakın L şeklinde veriliyor, litre ve küçük L şeklinde yazılmış oluyor. Ein Viertel Liter Mineralwasser. Mineralwasser neydi arkadaşlar? Maden suyu demekti. Değil mi? Das Mineralwasser. Butter, bu da neydi arkadaşlar? Butter, tereyağı demekti. Dolayısıyla 200 gram mehl, 200 gram un. Eine Prise Salz, evet, bir tutam tuz. Vier Eier, 4 yumurta. Ein Viertel Liter Mineralwasser, demek ki çeyrek litre, 1/4 litre maden suyu, butter ve yağ gerekiyormuş. Şimdi dilerseniz içeriye, yani dolgusuna bir bakalım. Für die Füllung, demek ki die Füllung dolgu demek arkadaşlar. Dolgu için ne gerektiğine bir bakalım. Drei Zwiebeln, Zwiebel arkadaşlar soğan demekti. Drei Zwiebeln, evet bu da 3 soğan. Demek ki 3 soğan gerekiyormuş dolgu için. 200 gram karotten. Evet, karotte havuç demekti arkadaşlar. 250 gram karotten. Demek ki 250 gram. Neye ihtiyacımız varmış? Havuca ihtiyacımız varmış. 250 gram paprika. Evet, paprika biber. Dolayısıyla 250 gram biber ihtiyacımız. 250 gram paprika şeklinde yorumlanıyor. 500 gram zucchini, zucchini. Evet, bu da arkadaşlar kabak demek. Evet. Demek ki 500 gram kabak neymiş? 500 gram zucchini. Evet. Buraya baktığımızda 20 gram butter, az önce gördük neydi? Yağ, tereyağı kastediliyor olabilir burada, öyle değil mi? 20 gram tereyağı, demek ki 20 gram butter demiş oluyoruz. Ein Bund Petersilie. Evet. Ein Bund, bir demet demek arkadaşlar. Ein Bund Petersilie, bir demet maydanoz. Demek ki maydanoz Petersilie demekmiş. Salz und Pfeffer. Evet. Salz, tuz. Pfeffer, karabiber anlamında. Salz und Pfeffer. Evet. Buraya da baktığımızda ein Teelöffel Zitronensaft. Ein Teelöffel, bir çay kaşığı demek arkadaşlar. Bir çay kaşığı Zitronensaft, limon suyu demekmiş. Dilerseniz tekrar içeriği bir bakalım. Drei Zwiebeln. Drei Zwiebeln, 3 soğan. 250 gram Karotten. 250 gram Karotten demek ki neymiş? Havuç demekmiş.
200 gram, düzeltiyorum, 250 gram paprika, 250 gram paprika, demek ki 250 gram neymiş? Biber. 500 gram zucchini. 500 gram zucchini. Demek ki bu da neydi? 500 gram kabak. 20 gram butter. 20 gram butter. Bu da 20 gram neydi? Tereyağı. Evet. Ein Bund Petersilie. Ein Bund Petersilie. Bir demet maydanoz. Salz und Pfeffer. Salz und Pfeffer. Tuz ve karabiber. Ein Teelöffel Zitronensaft. Ein Teelöffel Zitronensaft. Demek ki bir çay kaşığı limon suyu. Evet, dilerseniz yemeğin nasıl hazırlandığını birlikte inceleyelim arkadaşlar. Hazırlık için Almanca'da die Zubereitung diyoruz arkadaşlar. Demek ki die Zubereitung yemeğin hazırlanış aşamasıymış. Şimdi bu hazırlanış aşamasında arkadaşlar imperatif yani emir kipleri kullanılıyor olacak. Tabi burada biraz daha yumuşatılmış bir şekilde olduğu için saygı formunda kullanılıyor olacak. Dilerseniz aşamalara geçelim. Geben Sie in eine Schüssel Mehl, Salz, Eier und Wasser. Öncelikle bunu bir inceleyelim arkadaşlar. Geben neydi arkadaşlar? Vermek ya da güzel Türkçemizde ne deriz? Koyun, değil mi? Evet. In eine Schüssel bir kabın içerisine demek arkadaşlar. Die Schüssel demek ki kap demekmiş. Mehl az önce gördük neydi? Un demekti. Salz neydi arkadaşlar? Salz tuz demekti. Eier yumurtalar. Und Wasser. Demek ki bir kabın içerisine ne yapıyoruz arkadaşlar? Mehl, Salz, Eier und Wasser geben. Dolayısıyla bu içeriklerin hepsine ne yapıyoruz? Bir kabın içerisine koyuyoruz. Vermengen Sie diese Zutaten. Vermengen arkadaşlar karıştırmak demek. Vermengen demek ki neymiş? Karıştırmak demekmiş. Diese Zutaten demek ki bu içerikleri ne yapacakmışız? Karıştıracakmışız. İkinci aşamaya geçelim. Warten Sie 30 Minuten. Evet, warten neydi arkadaşlar? Beklemek demekti. 30 Minuten 30 dakika bekleyin. Üçüncü aşamaya geçelim arkadaşlar. Rühren Sie noch einmal gut. Rühren karıştırmak demek arkadaşlar. Rühren karıştırın. Noch einmal bir kez daha. Noch einmal bir kez daha. Gut güzel Türkçemizde de öyle deriz, öyle değil mi? İyice güzelce karıştırın deriz. Dolayısıyla bu da Almanca'da böyle yorumlanıyor. Dolayısıyla rühren Sie noch einmal gut bir kez daha iyice karıştırın diyor. Dördüncü aşamaya bakıyoruz arkadaşlar. Backen Sie mit Butter in der Pfanne 8 Pfannkuchen. Evet, backen neydi arkadaşlar? Bu genellikle İşte fırına verilen işte unlu mamuller için işte börek gibi, ekmek gibi unlu mamuller için kullanılıyordu. Öyle değil mi? Mit Butter, evet, tereyağıyla ne yapacakmışız? In der Pfanne, in der Pfanne arkadaşlar tava demek. Die Pfanne demek ki neymiş? Tava demek. Ancak burada datif olduğundan dolayı ne olacak? In der Pfanne, tavanın, tavada ne yapacakmışız? Yağıyla 8 Pfannkuchen 8 tane gözleme ne yapacakmışız? Tavada yapacakmışız. Dolayısıyla backen Sie mit Butter in der Pfanne 8 Pfannkuchen. Evet, 5. aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Schälen Sie die Zwiebeln und die Karotten. Schälen arkadaşlar. Schälen kabuğunu soymak anlamında schälen. Die Zwiebeln az önce gördük neydi? Soğanlar. Die Karotten. Evet, bu da neydi arkadaşlar? Havuç demekti. Evet. Demek ki soğanları ve havuçları ne yapıyoruz? Soyuyoruz. Kabuklarını soyuyormuşuz. Evet. Ve sonra Schneiden Sie die Zwiebeln und die Karotten klein. Evet, soğanları ve havuçları ne yapıyoruz? Klein neydi? Küçük.
Küçük küçük ne yapacakmışız? Schneiden, kesmek demekti. Öyle değil mi? Dilerseniz bu aşamaların üzerinden tekrar bir geçelim. Ne derseniz, doğru telaffuzlarıyla tabii ki. Geben Sie in eine Schüssel Mehl, Salz, Eier und Wasser. Vermengen Sie diese Zutaten. Geben Sie in eine Schüssel Mehl, Salz, Eier und Wasser. Vermengen Sie diese Zutaten. Warten Sie 30 Minuten. Warten Sie 30 Minuten. Rühren Sie noch einmal gut. Rühren Sie noch einmal gut. Backen Sie mit Butter in der Pfanne 8 Pfannkuchen. Backen Sie mit Butter in der Pfanne 8 Pfannkuchen. Schälen Sie die Zwiebeln und die Karotten. Schälen Sie die Zwiebeln und die Karotten. Schneiden Sie die Zwiebeln und die Karotten klein. Schneiden Sie die Zwiebeln und die Karotten klein. Bis sonraki aşamaya geçelim. Waschen Sie die Paprika und die Zucchini. Waschen, yıkamak demekti öyle değil mi? Die Paprika, biber und die Zucchini, kabağı. Demek ki biberi ve kabağı yıkıyoruz. Waschen Sie die Paprika und die Zucchini. Schneiden Sie die Paprika und die Zucchini ebenfalls klein. Schneiden neydi arkadaşlar? Kesmek demekti. Demek ki schneiden Sie die Paprika, biberi kesin und die Zucchini, yani kabağı kesin demek istiyor. Ebenfalls klein. Klein, küçük. Ebenfalls, onu da aynı şekilde, evet aynı şekilde ebenfalls klein demiş oluyoruz. Sonraki aşamaya baktığımızda braten Sie die Zwiebeln mit Butter in der Pfanne, evet braten pişirmek, braten Sie die Zwiebeln, soğanları pişirin, neyle pişirin? Mit Butter, tereyağıyla pişirin. Nerede? Wo? In der Pfanne, tavada. Demek ki tavada ne yapıyoruz? Soğanları değil mi? Tereyağı içerisinde pişirdiğimizde braten Sie die Zwiebeln mit Butter in der Pfanne demiş oluyoruz. Sonraki aşamaya geçtiğimizde arkadaşlar burada ayrılabilir bir fiil var. Hinzufügen. Hinzufügen ayrılabilir fiiline baktığımızda arkadaşlar eklemek, katmak demek arkadaşlar. Dolayısıyla bunu tabi imperatif olarak kullandığımızda ne yapacağız? Fügen'i başa getireceğiz. Dolayısıyla fügen Sie das Gemüse hinzu. Das Gemüse, sebze. Dolayısıyla sebzeyi katın, ekleyin diyecek olursak fügen Sie das Gemüse hinzu demiş oluyoruz. Braten Sie das Gemüse 5 Minuten. Evet, braten, pişirmek değil mi? Braten Sie das Gemüse, sebzeyi pişirin. 5 Minuten, 5 dakika pişirin. Demek ki sebzeyi 5 dakika pişirin derken braten Sie das Gemüse 5 Minuten demiş oluyoruz. Evet. Würzen Sie das Gemüse mit Salz, Pfeffer, Petersilie und Zitrone. Evet, würzen arkadaşlar baharat dökmek ya da serpmek anlamında. Dolayısıyla würzen serpmek deriz değil mi güzel Türkçemizde? Dolayısıyla würzen Sie das Gemüse, sebzeyi neyle baharatla ne yapıyoruz? Zenginleştirin, ekleyin. Neyi ekliyoruz? Mit Salz, Pfeffer, Petersilie und Zitrone. Yani tuz, Salz, Pfeffer, karabiber, Petersilie, maydanoz und Zitrone, limonla ne yapıyoruz demek ki sebzeyi? Evet, bunları serpmiş oluyoruz. Neyin üzerine? Sebzenin üzerine. Sonraki aşamaya bakalım arkadaşlar. Bu artık son aşamamız. Geben Sie am Schluss das Gemüse auf die Pfannkuchen.
Evet. Geben vermek değil mi? Am Schluss sonunda, sonda ne yapıyormuşuz demek ki arkadaşlar? Das Gemüse auf die Pfannkuchen. Demek ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu gözlemenin üzerine sebzeyi ne yapmış oluyoruz? Koymuş oluyoruz. Evet. Legen Sie die Pfannkuchen zusammen. Burada da gene ayrılabilir bir fiil var arkadaşlar. Zusammenlegen, bir araya koymak. Bir araya getirmek anlamında. Legen Sie die Pfannkuchen zusammen. Demek ki gözlemeleri bir araya getirin demiş oluyoruz. Dilerseniz bu 5 aşamayı, bu son 5 aşamayı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Waschen Sie die Paprika und die Zucchini. Waschen Sie die Paprika und die Zucchini. Schneiden Sie die Paprika und die Zucchini ebenfalls klein. Schneiden Sie die Paprika und die Zucchini ebenfalls klein. Braten Sie die Zwiebeln mit Butter in der Pfanne. Braten Sie die Zwiebeln mit Butter in der Pfanne. Fügen Sie das Gemüse hinzu. Fügen Sie das Gemüse hinzu. Braten Sie das Gemüse 5 Minuten. Braten Sie das Gemüse 5 Minuten. Würzen Sie das Gemüse mit Salz, Pfeffer, Petersilie und Zitrone. Würzen Sie das Gemüse mit Salz, Pfeffer, Petersilie und Zitrone. Geben Sie am Schluss das Gemüse auf die Pfannkuchen. Geben Sie am Schluss das Gemüse auf die Pfannkuchen. Legen Sie die Pfannkuchen zusammen. Legen Sie die Pfannkuchen zusammen. Guten Appetit. Afiyet olsun. Guten Appetit. Evet arkadaşlar, bu yemeğimizi denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.